Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere Golden Finch bakımı hakkında biraz bilgi paylaşıyor olacağım. Geçtiğimiz günlerde bir çift Golden Finch aldım. Hem gözlemleme fırsatım oldu hem biraz da araştırma fırsatım oldu kuşların. Daha evvel almayı düşündüğüm bir kuş türüydü. Fakat alamamıştım ve uzun zamanda kuşları ben piyasada çok fazla bulamadım maalesef ki. Yani bir pet shoplarda bir yerlerde yoktu. Eminönü'nde falan var ama oradan da çok güvenip de açıkçası alamıyorum kuş ve diğer şeyleri, balık hariç çok fazla bir şey almıyorum o taraflardan. Geçtiğimiz günlerde bir pet shop'a uğradım. Nehir'in pet shop var bahçeli evlerde. Oraya uğradım da gördüm renkler gerçekten çok güzel. Zaten hayran olduğum bir şey. Ne kadar dedim? 300-600 lira dedi. İndirim olur 550 dedi. Zaten daha evvel 2 sene evvel sorduğumda 250 civarında bir fiyat söylemişlerdi. 200-250 gibi. Gözümü kararttım, aldım çıktım. Eve geldim, renkleri gerçekten mükemmel. Çok tatlı hayvanlar. Çok keyif aldım. Bunun hakkında biraz bakım bilgilerini size hem kendi tecrübelerim hem de araştırmalarım doğrultusunda bir bakım rehberi sizin için hazırladım. İsterseniz gelin bakalım bu kuşlar nasıl kuşlardır, nelerden hoşlanır ve nelere dikkat etmemiz gerekir. Hepsi videomuzda. Sevgili dostlar, ülkemizde daha çok Golden Finch olarak anılan gökkuşağı ispinozları için Golden Finch ismi de kullanılmaktadır. Rengarenk görünümleri ve güzel ötüşleriyle birçok kuş severin gönlünde taht kurmuş türlerden bir tanesidir. Esasında Avusturya kökenli olan Golden Finch'lerin doğal yaşamında nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu nedenle bu durumun ortaya çıkmasında güzel görünümünden dolayı evcil hayvan olarak görülmesi, yanı sıra değişen iklim koşulları ve doğal hayatın ve doğal hayatın uğradığı tahribat da etkilidir maalesef ki. Golden Finch yani gökkuşağı ispinozları günümüzde kafes ortamında üretilerek neslinin devamı sağlanmaya çalışılmaktadır. Golden Finch'ler yani gökkuşağı ispinozları değerli bir kuş türüdür ve fiyatları diğer finch türlerine göre daha pahalıdır. Mesela ülkemizde çok bakılan Hint bülbüllerinde zebra ispinozu olarak geçer ama popülasyon olarak çok fazla olmaları ve renklerinin çok güzel ve çeşitli olmaması nedeniyle piyasada 70 lira 100 TL arasında satılırken gökkuşağı ispinozları 300-400 TL arasında alıcı bulmaktadır. Bu da üretim ve yavru satan hobiciler ya da ticaret olarak üretim yapan kişilerin yüzünü güldürmektedir. Ben daha evvel almak istediğimde Facebook ve diğer alım satım sitelerinde ekmek peynir gibi yavrular satılıyor ama üretim konusunda zebra ispinozları kadar kolay üretim süreci maalesef ki bulunmuyor. Ona da birazdan değineceğim. Sevgili dostlar, cinsiyet konusuna isterseniz biraz değinelim. Gökkuşağı ispinozlarının cinsiyet ayrımının en kolay yöntemi renkleridir. Dişi gökkuşağı kuşlarında gövde rengi erkeklere göre bir kat daha mattır, yani daha soluktur. Erkek ise göz alıcı bir mor gövdeye sahiptir. Cinsiyet ayrımını ötüşlerini takip ederek de anlayabilirsiniz. İkisi de tiz bir sesi ötse de erkek kuşun kendine has bir şarkısı vardır ve göğsünü öne doğru şişirerek şarkısını söyler. Hatta kur zamanı bile bu hareketlerinden de anlayabilirsiniz. Peki biz bu kuşları aldık. Nasıl bakmamız gerekir? Golden Finch'ler bakımı diğer ispinozlara göre biraz daha meşakkatlidir. Yani daha zordur. Ülkemizde çok bilinmeyen bir türün sağlıklı olarak beslenebilmesi için dikkat etmeniz gereken önemli noktalar bulunmaktadır sevgili arkadaşlar. Bu kuşların tüy dökümleri çok stresli geçer. İyi bir bakım olmazsa yeni çıkan tüyler donuk renkli olur. Ve kuş yer yer kelleşir. Yani çıkan tüyler yetersiz beslenen kuşlarda diken dikendir. Tüy dökümlerinde kuvvetli besinler verilmeli ve kuş sıcak ortamda tutulmalıdır. Yani ortalama 24 derece civarı. Başka bir yaygın hastalık da hava kesesi keneleridir. Salmalarda ya da işte üretimhanelerde tutulan kuşlarda sıkça gözükür. Tedavisi kuşun sırtındaki iki kanat arasından parazit ilacı uygulayarak çözebilirsiniz. Ayrıca kuşunuza tüylerinin güzelliği için iyot bloğu ve kuvvetli mineral vermeyi de ihmal etmeyin. Bunun yanında diyetinde de yine mineral açısından zengin kum, taş, kömür gibi ilaveler olmalıdır. Yani kuş kumunu inanılmaz derecede kullanıyorlar. Onu o şekilde aktarmak isterim sizlere. Peki başka ne gibi özellikleri vardır? İsterseniz onları da yavaş yavaş değinelim. Şimdi genellikle çift olarak beslenmelidir. En az 1 metre uzunluğunda diklemesine telleri bulunan bir kafese ihtiyaç duyarlar.
Kanarya kafesleri işinizi görebilir. Onların diklemesine telli kafes sevmesi, muhabbetler ve sultanlar tırmanıcı kuşu olduğu için onlar da yatay telli kafes severler. Sivri gaga olduklarından dolayı daha fazla sürtme ihtiyacı duyarlar. Bu durumdan kaynaklı tünek seçimi diğer türlere göre daha çok önemlidir. Kumlu tünekler ya da ağaç tünekler tercih edilmelidir bu durumda. Temizlik konusunda diğer kuşlarda olduğu gibi hassastırlar ve haftada en az iki defa bir kafes zeminin temizlenmesi uygun olacaktır. Suları ve yemleri her gün tazelenmelidir. Gagaları sivri olduğu için derinlemesine azlıkları bulunan suluklar tercih edilebilir. Yemi çok fazla yiyorlar. Benim tespit ettiğim nokta bu sevgili dostlar. Yani bir klasik yemini iki günde bitiriyorlar. En ideal yemleri sarı darı, kırmızı darı, keten tohumu, soyulmuş yulaf, kanarya tohumu, yabani tohumlar ve kenevir tohumudur. Dal darıyı çok severler ve büyük iştahla yerler ama kafesi sürekli dal darı bulundurursanız diğer besinlerden almayı ihmal ederler ve ayrıca da kuşlarda da yağlanma sorununa neden olursunuz. Sosyal kuşlardır. Onlarla ilgilenmeniz, konuşmanız ve onları taklit etmeniz hoşuna gidecektir sevgili arkadaşlar. Golden Finch'ler suyu çok sever ve banyoluk kullandığınızda içinden çıkmak istemezler. Bu onları moralini yükseltse de sağlıkları için fazlasıyla tehlikelidir. Haftada bir kez banyo yaptırılması kafidir bu kuşlarda. Yaz-kış dönemine yine dikkat etmeniz lazım. Soğuk havalarda banyo lütfen yaptırmayın. Işık ve güneş çok severler. Kafeslerin çok karanlık yerde konumlandırılmaması gerekir. Ben geçtiğimiz günlerde kafese tam böyle güneş vurmuştu bulunduğum odada. Oraya koydum. Kuşlar kendini güneşe verdi. Hani böyle belki bilirsiniz kertenkele ya da su kaplumbağaları çıkar ve böyle bir dururlar güneşe yüzünü çevirip. Aynı bu şekilde kıpırdamadan durdular yani. Bir güneş şeyini aldılar kemiklerini, iliklerini. Sıcaklık olarak 20-30 derecelik sıcaklık aralığında yaşayan bir türdür ve rüzgardan hoşlanmaz. Kanarya nasıl rüzgardan, ceyrandan hoşlanmıyorsa işte genelde kafes kuşları bu da çok hoşlanmaz. Stres her kuşta olduğu gibi Golden Finch'lerin de en büyük düşmanıdır. Fazla ürkütülmemeli, sevgiyle yaklaşılmalıdır ve çok fazla küçük çocuklarımızın olduğu ortamda bulundurmamamız gerekmekte. Eğer çoluk çocuk varsa da yine göz hizasında bulundurmaz uygun olacaktır. Tüy dökme ve çiftleşme dönemlerinde beslenme sularına katılacak vitaminler katkılı mamalarla desteklenmelidir. Çiftleşme döneminde kafeslerine muhakkak mürekkep balığı kemiği bulundurulmalı. Her zaman dediğim gibi yumurtanın yapı taşı kalsiyumdur ve bu kalsiyum da kalamar kemiğinden alabilirler. Şimdi renklere karşı çok duyarlıdır. Kafeslerinde onları ürkütebilecek aksesuarlardan bulunmaktan kaçınmanız gerekmektedir. Kafese asılan aksesuar ya da oyuncaklarla pek ilgilenmezler. Hatta bu yabancı maddelerden ürküp rahatsız olabilirler. O yüzden gözlemleyin. Eğer ilgi alaka göstermiyorlarsa bir süre sonra alabilirsiniz. En fazla kullanacağı şey de bir salıncak olabilir. Peki çiftleşme ve üreme nasıl oluyor bu kuşlarda? Ona da biraz değinmek istiyorum. Golden Finch'lerin nasıl üretileceği birçok kuşsever tarafından tartışılmaktadır. Ben biraz kuşu almadan evvel ve aldıktan sonra da biraz yorumlara falan baktım. Yani kuşun ispinozu yani gökkuşağı ispinozunu üretmek sanıldığından çok daha zor ve ustalık gerektiren bir süreç. Çiftleşme döneminde erkek şarkı söyleyip dans ederek, dişi kuş ise yine dans ederek birbirlerine kur yapıyorlar ve kur dansı bittikten sonra tünek üzerine zıplıyorlar. Daha sonrasında üreme zamanında dişinin gagası siyaha dönüyor. Eğer açık mutasyonsa renk olarak kırmızı rengi almaktadır. Yuva için banyoluk ya da yarı açık 10 santim derinliğinde kafesin bir köşesine yuva asabilirsiniz ve bu yuvanın içine tünek kenarlarına malzemeler koyun. İşte Hindistan cevizi, lifi tavsiye edebilirim size. Yuva bu esas ispinozlarda kullanılan yani Hint birbirlerine kullanılan yuva kılı iplik filan saman kullanmanızı çok tavsiye etmem. Anne ve baba iç güdüleri zayıf olan bu kuşlarda kuluçkaya yatma sürecinde ve bebeğe bakım sürecinde genellikle sorun yaşarlar. Yumurta kırma ya da yavruları yuvalıktan atma durumları çok fazla yaşanan kuş türüdür. Ve atılan yavruları eğer canlıysa tekrar yuvalığa koymamız gerekiyor. Bu gibi durumlarda Bengal ispinozları devreye girer. Bir çift Bengal ispinozu bakıyorsanız eğer Golden Finch yumurtalarının üzerine yatar ve yavru kuşa da kendi yavrusu gibi ilgilenir.
denirler. O yüzden bu Golden Finch üretimlerin hanelerinde, üretim hanelerinde bir kaç çifte Bengal ispinozu bulunur ki bunlar bunu yavrusuna baksın diye. Ortalama yumurta olarak 4-6 yumurta arasında yapıyor. Bütün yumurtalar geldikten sonra ve genelde 3. yumurtadan sonra oturmaya başlayanlar oluyor. Yavru çıkışı 14 ile 16 gün arasında olmakta sevgili dostlar. Ve tüylenmesi de 20. gün itibariyle başlıyor yavrularımızda. 6 hafta sonra kendi kendine beslenmeye başlayabilirler yavrular. Ve 8-10 10. haftada da yeni tüyleri çıkar kuşlarımızın. Erişkinliğe 5-6 ayda girseler de üretim için ve yavru alma için yine 6-9 ay aralığı bizim için daha ideal ve daha uygun aralıktır diyebiliriz. Ben şu anda bir çift bakıyorum. Çok keyifli kuşlar. Renkleri çok güzel. Çok fazla ses çıkarıp beni rahatsız etmiyor. Çok fazla pisliği yok. Tek dikkat ettiğim nokta çok fazla dışkı atıyorlar ve çok fazla yemiyorlar. Bunu ben tespit ettim son zamanlarda baktığım durumda. Ve bunun dışında belki bir çift de alabilirim. Ben aldığım zaman 300-600 lira gibi bir rakam aldım. Bir dişi bir erkek şeklinde. Çünkü 2001 yılında artık hem doların yüksek olması hem de bu Covid virüsünden dolayı da ithalatın durması kaynaklı çok fazla kuş artık yurt dışından gelemiyor. Bunlar daha çok içerideki üreticilerin, hobicilerin, üretimhanelerden gelen kuşlar olduğu için de talep ne kadar artarsa o kadar da fiyat maalesef ki artıyor. Ben daha evvel sorduğumda, birkaç sene evvel sorduğumda 200 civarındaydı fiyatları. 200-250 arasında satılıyordu. Şu anda 300 civarında satılıyor. Yani rakam biraz da artmış durumda. Yani bu balıkta da artmış, diğer her şeyde artmış. Onu özellikle söylemek isterim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kuşlar. Renkleri çok güzel. Bakımı da fena değil. Sadece üretim konusunda biraz sıkıntılı kuşlar olduğunu gözlemliyoruz. Eğer üretebilirsem ben kendim üretmeye çalışacağım, yavru almaya çalışacağım. Bu üretim durumu olursa da bunu zaten ayrıca memnuniyetle sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bir sonraki videomuzda görüşeceğiz ama farklı yorumlarınız olursa, farklı video istekleriniz, bilgi almak istediğiniz istekler olursa, videolar olursa lütfen bana yazın. Oradan da size yine destek olmaya çalışırım. Bir sonraki videomuza kadar şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.